İyi akşamlar, iyi hafta sonları sayın seyirciler. 22 Ocak gündemine yansıyan gelişmelerle ana haberde karşınızdayız. Sayın seyirciler, Güney Kıbrıs Şubat ayında başkanlık seçimi için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Seçim süreci yapılan açıklamalar, yorumlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de yakından izleniyor. Yeni liderin Kıbrıs sorununa etkisi en merak edilen konulardan birisi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni seçilecek Rum liderin kalıbın dışından bakmasını ve 60 yıldır adada şekillenen gerçekleri görmesini istedi. Güney Kıbrıs'ın en yüksek tirajlı Freleftoros gazetesine konuşan Tatar, Kıbrıslı Türklerin egemen eşitliği kabul edilmediği sürece resmi müzakerelerin başlamasının söz konusu olmayacağına söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum başkanlık seçimine iki hafta kala Güney Kıbrıs'tan Filaret gazetesine demeç verdi. Gazetenin Tatar'dan yeni başkana mesaj başlığıyla manşete çektiği söyleşide Tatar yeni başkanla sosyal ve dostane bir görüşme yapmaya hazır olduğu mesajını verdi. Önümüzde Güney'de, Türkiye'de ve Yunanistan'da yapılacak seçimler olduğu hatırlatılarak bunların Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri etkileyip etkilemeyeceği sorusuna karşılık Kıbrıs müzakerelerinin yarım asla bir dönemdir sürdüğünü çözüm ümidi olmasa bile diyaloğun devam ettiği dönemler olduğunu anımsatan Tatar ümidimizi kaybetmemeliyiz dedi. Tatar, egemen eşitliğimiz ve dolayısıyla eşit uluslararası statümüz yeniden teyit edilmeden resmi müzakerelere oturmayacağız diyoruz. Ancak ben diyaloğa, görüşmelere, sosyal görüşmelere her zaman açığım. Bu nedenle Sayın Anastasiyadis'e ayrılışından önce ortak yemekte buluşacağımız için memnunum. Bütün bunlar gelecekteki bir çözüme yardımcı olabilir diye konuştu. Bizim açımızdan en önemli konu güvenliğimizdir vurgusunu yapan Tatar 1974'te Türk askerinin gelmesiyle adada barış ve istikrar sağlandığını söyledi uluslararası gelişmeleri ve değişimleri de dikkate almak gerektiğine işaret eden Tatar, bu değişimler Türkiye'yi dünyanın en önemli ülkelerinden biri haline getirdi. Doğu Akdeniz'i etkileyen unsurlardan biridir. Doğu Akdeniz'deki önemli adada Kıbrıs'tır dedi. Tatar, Kıbrıs'ı Türklerin, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ortak sahipleri olduğu gibi ada etrafındaki doğal kaynaklarında ortak sahibi olduğunu, alınacak kararlarda Kıbrıs Türklerinde söz sahibi olabilmesi için ortak bir komite oluşturulmasının daha adil olacağını Rumlara aktardıklarını da hatırlattı. Tatar, maalesef Rum dostlarımız Kıbrıs Türkleri azınlık görerek adanın tamamının sahibiymiş gibi hareket etti, gelecekte bir pay verebilecek söylüyorlar dedi ve şunları ekledi. Biz bir anlaşma istiyoruz. Çünkü barış halen vardır. Kimse öldürülmüyor. Özgürlük var. Kıbrıslı Rumlar buraya geliyor. Kıbrıslı Türkler oraya gidiyor. Herkes adanın tamamının keyfini çıkarabiliyor. Ticaretimiz var. İşbirliklerimiz var. Biz samimiyete, bütün meselelerde birlikte çalışmak, Kıbrıslı Türklerin ve Rumların yaşamlarını iyileştirmek istiyoruz. Egemen eşitliğimizi de tanınmasını istiyoruz. Resmi tutumumuzda 1960 Anayasasında belirlenen eşit egemenliğimizin tanınması veya yeniden teyit edilmesi halinde başka konuları da görüşmeye başlarız şeklindedir. Rum tarafında yapılacak seçimde belirlenecek yeni Rum lidere mesajının bu mu olduğu sorusuna evet yanıtını verdi ve şunları ekledi: Egemen eşitliğimizi kabul edin ve başka konuları da görüşelim. Ancak ben Ersin Tatar olarak Türkiye hükümetinin tam destek verdiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak garanti sisteminin çok kritik olduğunu vurguluyorum. Aksi halde tehlikeleri açık hissedeceğiz. Bütün meselelerde beraber çalışabileceğimiz bir adada olmak istiyoruz. Daha iyi bir hayat için hayatın bütün yönlerinde işbirliği istiyoruz. Tatar, resmi müzakerelerin yapılabilmesi için öncelikle Kıbrıs Türklerin egemen eşitliğinin tanınması şartını yineleyerek, Kıbrıs Türklerin lideri olarak vizyonunu aktarmak için Kıbrıs Rumların yeni lideriyle görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Filirehteros'un, öteki taraf adadaki Türk askeri varlığı nedeniyle güvensiz hissediyor sorusuna karşılık Tatar, Avrupa'dadırlar. Türk askerinden söz ediyorsunuz. Ancak onca orduyla Fransa ile anlaşmanız var. İngilizler burada. Gerçekçi bakarsanız Türk askerinin tek misyonu Kıbrıslı Türklerin güvenliğini sağlamak ve bölgesel istikrarı idame ettirmektir. Türk ordusunun burada bulunması Kıbrıs Rumlar için de önemlidir. Çünkü burada çatışma çıkarsa sonuçlarından herkes etkilenecek ve Rumlar zarar görecek. Adayların söylediklerini okuyorum. Yeniden birleşmeden Türk askerinin çekilmesinden söz ediyorlar. Garantilerin modasının geçmiş olduğunu savunuyor ve Avrupalıların güvenliğimizi garanti edebileceğini söylüyorlar. Ben bunu yazın Avrupalılara güvenmiyorum. Çünkü Avrupa Rumların anlam planına hayır demiş olmasını görmezden gelerek Kıbrıslı Türkler ve Türkiye ile istişare etmeden Güney Kıbrıs'ı Avrupa Birliği'ne tek yan aldı. Güvenliğimiz konusunda da. Avrupalılara güvenmiyorum. Anavatanımız, garantörümüz olan Türkiye'ye güveniyorum. Tatar gazetenin Rum tarafında Kırbıs'ın herkesin güvenliğini garanti edebilecek olan NATO'ya üye olması önerisi de bulunduğunu hatırlatması üzerine konuşma olsun. Türkiye'nin NATO'da çok önemli bir müttefik olduğunu çok iyi biliyorlar. Türkiye'de böyle bir şey asla kabul etmez dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri danışmanı konusu hatırlatılarak. Biri gelecek mi sorusu yöneltilen Tatar, müzakerelerin başlayabilmesi için ortak zemin olması gerektiği resmi tezini hatırlatarak şu anda ortak zemin bulunmadığını, ortak zemin bulunur da resmi müzakereler başlarsa yardımcı olmak üzere danışman atanabileceğini kaydetti. Rum yönetimi başkanlığını bırakmaya hazırlanan Nikos Anastasiadis'e mesajının ne olduğu sorulması üzerine de Tatar, onun için her şeyin iyisini diliyorum. Çok iyi insan yanıtını verdi. Sayın seyirciler İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması skandalının yankıları giderek büyüyor. Vahim olay Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de büyük tepki yarattı. Siyasilerimizden kınama açıklamaları geldi. Cumhurbaşkanı Tatar bu türden çağ dışı yaklaşımlar tüm dünya insanlığına yönelik bir tehdit dünya barışını dinamitlemektedir dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Tatar Danimarka'daki faşist Stram Kurs lideri Rasmus Paludan'ın İsveç polisinden aldığı iznin ardından Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakması daha da önemlisi İsveç güvenlik güçlerinin bu faşizan eyleme göz yumması demokrasi ve fikir özgürlüğüyle açıklanması mümkün olmayan dünya üzerinde 2 milyar insanın inancına ve kutsal değerine yönelik yapılan düşmanca bir öfkenin tezahürüdür dedi. Tatar son 10 yıldır insan hakkı, demokrasi ve fikir hürriyetinin beşiği sayılan Avrupa ülkelerinde artan ve ne yazık ki siyasallaşan yabancı düşmanlığı, göçmenlere yönelik yürütülen sistematik ötekileştirme ve literatürde İslamofobi olarak tanımlanan İslam dinine ve Müslümanlara karşı duyulan nefret, ayrımcılık, düşmanlık ve kim besleme ne yazık ki bugün çok daha büyük ölçekte karşımıza çıkmaktadır. Bu türden çağ dışı yaklaşımlar tüm dünya insanlığına yönelik bir tehdit, dünya barışını dinamitlemektir ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Tatar mesajında tarihi, dini ve kültürel varlıklarımıza yönelik saldırılar karşısında ilgili ülke yöneticileri ivedilikle böylesi nefret suçlarının failleri hakkında gerekli işlemleri yapmalıdır. Bu adımları atmak bir gereklilikten öte dünya barışı, huzuru ve insanlığa karşı bir ödevdir diye ekledi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Törede İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan saldırıyı şiddetle protesto etti. Töre, uluslararası toplumun ve uluslararası yargı makamlarının konuya tepki göstererek müdahil olması gerektiğini kaydetti. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı şiddete protesto etti. Töre yaptığı yazılı açıklamada İsveç'te Kutsal Kitap Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırının Müslüman Kırbız Türk halkını derinden yaraladığını ifade etti. Zorlu töre yapılan bu hareketi her fırsatta demokrasi ve özgürlüklerle övünen ve Avrupa'nın en büyük üçüncü ülkesi konumunda olan İsveç'in farklı inanç ve yaşam biçimlerine karşı yaptığı büyük müdahalesi olarak gördüklerini vurguladı. İsveç makamlarının yapılan eyleme seyirci kalmasının ancak ve ancak İslam'a karşı nefret tohumlarını artırmaktan başka bir sonuç vermeyeceğinin altını çizen töre dünya üzerinde var olan çeşitli dinler arasında barış ve huzura toplumların güveni içerisinde birlikte yaşamasına zarar vereceğini de aşikar olduğunu kaydetti. Yunus Emre'nin yaratılanı yaratandan ötürü severiz felsefesinden yola çıkarak Kıbrıs Türk halkının daima başka dinden ve milletten de olsa bütün insana ve inançlara büyük bir hoşgörü ve saygı gösterdiğini ifade eden töre ancak yapılan bu saldırıyı hoşgörüyle kabul etmenin mümkün olmadığını, fikir özgürlüğüyle de bağdaşmadığını vurguladı. Yaşanan olayı şiddetle protesto eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, uluslararası toplumun ve uluslararası yargı makamlarının konuya tepki göstererek müdahil olmasını beklediğimizi bildirmek isteriz, dedi. Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhat Akpınar da İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada kutsal kitabımıza el uzatanları şiddetle kınıyorum dedi. Çok önceden ele alınması Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhat Akpınar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İsveç'in Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'imizi yakanları, kutsal kitabımıza el uzatanları şiddetle kınıyorum dedi. Akpınar, tüm İslam alemine karşı girişilen bu eyleme göz yuman İsveç yetkilileri resmen akıl tutulması yaşıyor. Şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Biz nefretle karşılık yerine yüce Rabbimin sevgisiyle yaratılanı sevmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. O denli, e, içinde bulunduğumuz gerçeklikte... Sayın Seyirciler Başbakan Ünal Üstel, gençlerin kendi beldelerine sahip çıkarak sosyal ve kültürel açıdan çalışma yapmaların kendileri için önemli olduğunu vurguladı. Üstel, hükümet olarak söz konusu çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Selam arkadaşlar. Gazi Mausa Bandabulya'da Antik Mausa Vakfı tarafından düzenlenen TİKA'nın sponsorluğundaki Gazi Mausa'yı çok sevmek isimli fotoğraf sergisinin açılışına katılan Başbakan Üstel, etkinlikle ilgili resmi Facebook paylaşımı yaptı. Üstel, Maus'a tarihi dokusuyla köklü bir geçmişe sahip, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kentlerimizden bir tanesidir. Gençlerimizin kendi beldelerine sahip çıkarak sosyal ve kültürel açıdan çalışmalar yapmaları bizler için büyük önem arz etmektedir. Hükümet olarak söz konusu çalışmaları destekliyor ve desteklemeye devam edeceğiz dedi. Bu kapsamda başta Antik Mausa Vakfı Başkanı Resmiye Can Altay ve yönetim kuruluna serginin ana sponsorluğunu üstlenen TİKA yetkililerine teşekkür eden Başbakan Üstel, Mausa'nın turizm kenti olması ve tarihini korumak amacıyla geçmişten bugüne yaptıkları büyük çalışmalardan dolayı Antik Mausa Vakfı'na ayrıca teşekkür ederim ifadelerini kullandı. Zengin. Tarım Bakanı Dursun Oğuz, süt sektörünün büyüyen bir sektör olduğunu, yürürlükteki sistemle sektördeki kırılganlıkları en azda tutmayı başardıklarını söyledi. Et fiyatları konusunda da Oğuz, Güney Kıbrıs'ta et fiyatlarının yaşa göre değiştiğini, 7 aylığa kadar kuzu etinin güneyde daha yüksek olduğunu, büyükbaş etinde güneyde daha ucuz olduğunu belirtti. gün Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, süt sektörünün kuraklık ve dış etkenlere rağmen büyüyen bir sektör olduğunu uyguladıkları teşvik ve desteklerle sektördeki kırganlığı en az düzeyde tuttuklarını belirtti. Oğuz, Türk Ajansı Kıbrıs'a yaptığı açıklamada göreve geldikten sonra çiğ süt fiyatlarında Mayıs, Ağustos, Ekim 2022 ve en son Ocak 2023'te düzenleme yaptıklarını, imalatçının sık sık düzenlemelerden şikayetçi olmasında haklı olduğunu ancak ancak bölgede yaşanan savaştan dolayı son dönemde 6 aydan daha kısa sürede 3 iyileştirme yapmak zorunda kaldıklarını, bir sonraki düzenlemeyi 6 ay sonra yapmayı düşündüklerini ifade etti. Dursun Oğuz, imalatçının ürününü pazarlamasından sonra süt fiyatında yapılacak bir düzenlemenin imalatçıyı zarara sokabileceğini, bu nedenle fiyat düzenlemelerinin daha önceden belirlenen tarihlerde yapılması gerektiğini vurguladı oğuz, ham süt ve et fiyatlarının artmaması için küçük başta hayvan başı, çiğ süt ve yem için kilo başına 1.25 Türk lirası teşvik verdiklerini, büyük başta da süt ve yeme kilo başına 0.25 TL teşvik verdiklerini kaydetti. Avrupa Birliği ülkelerine hellim ihracatı olasılığını da düşünerek amaçlarının küçük baş hayvan sütünü artırma çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Oğuz, yaptıkları çalışmalarla 2019'da 95 bin olan koyun sayısının bugün 270 bini geçtiğini, keçi sayısının da 78 bini bulduğunu ifade etti. Küçük baş süt miktarında azalma olduğu yönündeki söylemlerin gerçek olmadığını, sadece kuruma ulaşan sütte düşüş yaşandığını ifade eden Oğuz, ancak büyük başta bir yılda yüzde %3 oranında bir düşüş gözlemlendiğini, bunun nedeninin de kesime gönderilen hayvan sayısındaki artış olduğunu kaydetti. Oğuz diğer taraftan pandemiye rağmen küçük baş sayısında hep artış yaşandığını söyledi. Oğuz, süt verilen koyun sütünde hayvan sayısındaki artışa paralel bir artış yaşanmadığını, ancak bunun da nedeninin bazı üreticilerin sütünü işleyip kuruma vermemesi olduğunu söyledi. Sütekin rakamlarına da değinen Oğuz, 2019'da 139 milyon ton olan toplanan inek sütünün 2021'de 158 milyona çıktığını, 2022'de de 153 milyon tona düştüğünü, 2019'da 2.3 milyon ton olan koyun sütünün 2021'de 4.6 milyona çıktığını, 2022'de de 4.1 milyon tona düştüğünü kaydetti. Oğuz, kuraklıklar ve dış etkenlere rağmen büyüyen bir sektör. Çiftlik kurma için halen ilgi var dedi. Hayvancının bilinçli davranarak az süt veren hayvanları elden çıkarmaya başladığını kaydeden Oğuz, bakanlık olarak büyük başta hayvan başı 22 kilo süt üzerinden hesap yaptıklarını ancak bugün 30 kilo süt veren hayvanlar bulunduğunu kaydetti. Teşviğin litre başı süte de verilmesini yanlış bulan bir kesimin bulunduğuna işaret eden Oğuz, bugün için doğru bir uygulama ancak alternatifler üzerinden tartışılabilir ama şu anda yapılan uygulama küçük ve orta ölçekli iş stratemeleri koruma adına yapılan bir uygulamadır dedi. Güneye göre hellim fiyatının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde daha düşük olduğunu belirten Oğuz, "Güney daha ucuz olsa halkın hellimini Güney'den alacağını ve iç tüketimi düşüreceğini ancak bugün itibariyle iç tüketimde bir azalma gözlemlemediklerini kaydetti. Oğuz ham inek sütün imalatçıya Güney Kıbrıs'ta 64 sent yani 13.12 Türk lirası, kuzeyde ise 11.5 Türk lirası verildiğini, koyun ve de de fiyatların Güney Kıbrıs'ta daha yüksek olduğunu ifade etti. Et fiyatları konusunda da Oğuz, Güney Kıbrıs'ta et fiyatlarının yaşa göre değiştiğini, 7 aylığa kadar kuzu etinin güneyde daha yüksek olduğunu, büyükbaş etinin de güneyde daha ucuz olduğunu belirtti. Kuzey'de hayvancının fiyat belirleme konusunda uyması gereken herhangi bir kıstas bulunmadığını belirten Oğuz, zaman zaman bazı kesimlerin fiyatları yukarıya çekme girişimlerinde bulunduğunu Burada da Hayvancılar Birliği'nin sorumluluğunun olması, maliyetleri göz önünde bulundurarak tavsiye fiyatlar belirlemesi gerektiğini söyledi. Et fiyatlarının belirlenmesinde farklı sistemlerin bulunduğunu, Türkiye'de de bir sistem bulunduğunu kaydeden Oz, et fiyatlarının belirlenmesiyle ilgili bizim de bir şeyler yapmamız gerekiyor. Et fiyatlarını hayvancının istediği gibi belirleme hakkı bir yere kadar olmalıdır. Tıpkı süt fiyatlarının belirlendiği bir sistem oluşturulması lazım ki kasapta, otelcide, lokantacıda önünü görebilsin dedi. Hayvancılar Birliği'nin sütün kendileri tarafından pazarlanması yönündeki talepleri bulunduğunu da kaydeden Oğuz, bugün Sütek sayesinde çalışan bir düzenin bulunduğunu, imalatçıdan da bir talep gelmesi halinde konunun masaya yatırılabileceğini, ancak pandemi dönemi de Sütek sayesinde tüm sütün pazarlandığını, Sütek'in ayrıca düşük fiyata karşı da koruma sağladığını hatırlattı. Sayın kış aylarında sofralarımızdan eksik etmediğimiz yeşil yapraklı bitkilerin şimdi tam zamanı. Brokoli, marul, lahana gibi sebzelerin oldukça bol olduğu bu Güzel Yurt ilçesine bağlı Güneşköy'de yapılan bu üretimleri sizler için görüntüledik. BRT'ye konuşan üretici, aynı zamanda Güneşköy muhtarı Akay Darbaz, ...hal yasasının bir an önce geçirilmesiyle üretimdeki sorunların hem üretici ve hem de tüketiciyi koruyacak şekilde rahatlayabileceğini söyledi. Kış aylarında sofralarımızda, marketlerde, pazarlarda yeşil yapraklı sebzelere sıklıkla rastlamak mümkün. Bu dönemde oldukça artan sebze üretiminde marul, brokoli, lahana gibi ürünler bolca yetiştiriliyor yurt bölgesinde, tarımın yoğun olarak yapıldığı Güneşköy'de de bu dönemde yeşil yapraklı bitkiler üretiliyor. Yıllardır tarımla uğraşan ve babasından aldığı bu mesleği oğluna daşılayan Güneşköy muhtarı üretici Akay Darbas, üretime nasıl başladığını ve yaşadığı sıkıntıları Berete'ye anlattı. Ee, babadan kaldı bize. Ee, babamız işte serası vardı, karanfil projesi. Ondan sonra. Ee, biz onu geliştirerek yeni seralar yaptık ve e, açıkta Zepse üretimine başladık. Bunu meslek edindik ve üretmeye devam ediyoruz. Ama birçok sıkıntımız var. Ee, özellikle e, ilaçlar olsun, gübreler olsun, girdilerimiz yani tohum fiyatları bunlar hep dövize endeksli. maliyetleri çok yüksek. Evet. Ee, peki buna yönelik ne gibi sıkıntılar yaşıyorsunuz? Şimdi her gün döviz yükselip dolayısıyla buna paralel olarak da e, alım gücü, bunları alım gücümüz düşer. Ama fiyatlarda bunun işte denge, istikrarı çok önemli. Özellikle hal yasasının ki e, geçmiş günlerde birkaç gün önce Sayın Bakanımızdan da e, takip ettim. E, bir an önce hal yasası geçiyor filan. İnşallah işte onların da diretiyle üreticilerin de, üretici kesiminde de bir sonucu artık varır. Çünkü yıllar var, kangren oldu bu o hal yasası. Bir an önce hayata geçer. E, gerçek anlamda ama hayata geçsin. Yani üretici, tüketici, herkesi koruyan, denetleyen bir yapı olsun. Darbaz, üretimin cazibeli hale gelmesinin gençlerinde üretime daha fazla sarılmasına neden olacağını ifade ederek yapılacak planlamayla üretim ve tüketim dengesini de sağlanmış olacağına işaret etti. Açık alanda marul, brokoli, lahana gibi sebzeleri yetiştirirken hava şartlarıyla da mücadele ettiklerini belirten Darbaz, tüm zorluklara rağmen üretimden vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Cumhuriyet Meclisi'nin geçen pazartesi günü oy çokluğuyla kabul ettiği belediyeler değişiklik yasası resmi gazetede yayınlanarak ilan edildi. Belediyeler Değişiklik Yasası resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 20 Ocak tarihli resmi gazeteye göre yasanın gelirlerin paylaşımına ilişkin 39. maddesi ise 1 Şubat tarihi itibariyle yürürlükte olacak. Belediyeler değişiklik yasasına göre yasaya getirilen değişikliklerin arasında yerleşim birimlerinde yeni bir belediye oluşturulması için en az 20 bin nüfus olması yer alıyor. Yasada belediyelerin imar ve ulaşım gibi alanlardaki görevlerine güncellemeler yapılırken merkezi sisteme entegre olmak, e-belediye sistemi kurmak, enerjinin etkin ve verimli kullanımını sağlamak gibi ek görevler de ekleniyor. Yasaya göre kamu yararına yapılan yatırım projeleri dışında borçlanılacak miktar da dahil olacak şekilde bir belediyenin borçlarının tümü bir yıl içerisinde devlet bütçesinden ilgili belediyeye ayrılan payı aşamayacak. Devlet bütçesinden ayrılan payı veya belediye meclisinin görev süresini aşan ödeme süresi olan miktarın borçlanılabilmesi bakanlar kurulunun onayına bağlı olacak. Buna ek olarak belediyelerin işletmeler veya döner sermayeli kuruluşlar kurması kurulmuş işletmelerle limited ve kooperatif ortaklıklarına katılmaları sayıştay denetimine tabi olacak. Belediye başkanlarına verilen temsil ödeneği de düzenlenen yasaya göre başkanlara aylık maaşın yanında %12 oranında temsil ödeneği verilecek. Bu arada belediye başkanları seçildikleri tarihten itibaren 12 ay içerisinde stratejik plan ve program hazırlama ve bakanlığın bilgisini sunmadan sorumlu olacak. Yasada belediyelerin gelirlerini artırmak amacıyla resim, harç ve vergi kalemlerinde düzenlemeler yapıldı. Sabit ücret olarak yasada yer alan vergi, resim ve harçlar aylık asgari ücrete endekslendi. Önemli oranlarda bu kalemlerde artışa gidildi. Yasada belediyelerin gelir paylaşımı için havuz sistemine geçilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda havalimanlarından çıkış yapan kişilerden ilgili şirketler tarafından aylık asgari ücretin %0.06'sı, binde altısı tutarında Belediye hizmetlerinden yararlanma resmi tahsil edilerek bunun %60'ı ilgili belediyeye, %40'ınınsa nüfuslara oranında paylaştırılmak üzere devlet gelirler veznesine yatırılacak. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak. Gündemde Sayıştay Komitesi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetlerine Güçlendirme Kurumuna ilişkin 4 raporu bulunuyor. Meclis Genel Kurulu toplanacak. Cumhuriyet Meclisi'nden yapılan açıklamaya göre toplantı saat 10'da başlayacak. Toplantının gündemi de Sayıştay Komitesi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri'ni güçlendirme kurumunun 1 Temmuz 2018-30 Haziran 2019 mali dönemine ilişkin hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu'na ilişkin raporu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri'ni güçlendirme kurumunun 1 Temmuz 2019 30 Haziran 2020 mali dönemine ilişkin hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu'na ilişkin raporu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu'nun 1 Temmuz 2020-30 Haziran 2021 mali dönemine ilişkin hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu'na ilişkin raporu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu'nun 1 Temmuz 2021-30 Haziran 2022 mali dönemine ilişkin hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu'na ilişkin raporu yer alıyor. Süt ürünleri imalatçıları birliği temsilcisi Mahmut Erden süt fiyatlarında çok sık düzenlemeler yapıldığını ve bunun hellim ihracatındaki pazarı tehdit ettiği uyarısında bulundu. Erden hükümetin teşvik sistemini değiştirip hayvan yemini desteklemeye yönelmesiyle sorunun büyük ölçüde giderileceğini savundu. Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği temsilcisi Mahmut Erden, süt fiyatları ile ilgili Türk Ajansı Kıbrıs'a yaptığı açıklamada, süte yapılan zamlar hellime katlamalı olarak yansıyor. Bir kilo hellim için yaklaşık 8 litre süt kullanıldığı varsayıldığı zaman, litre başı süte yapılan zam hellime katlamalı olarak yansıdığı bariz bir gerçek dedi. Süte yapılan zamın çok ciddi olumsuz etkileri olacağını ifade eden Erden, süte yapılan zamlardan dolayı halkın süt ürünleri alım gücü azalacak ve iç tüketim düşecek, yurtdışında 40 yılda yaratılan pazar rekabet gücünün azalmasıyla kaybedilecek iddiasında bulundu. Teşvik sisteminin değişmesiyle süt fiyatlarında düzenleme ihtiyacının da azalacağını belirten Erden, süte zam seçeneği en son seçenek olması gerekiyor dedi. Güney Kıbrıs'ta %100 inek sütüyle yapılan hellimin kilosunun 6.5 euro yani yaklaşık 135 Türk lirası olduğunu, Kuzey Kıbrıs'ta ise muadil hellimin fiyatının daha yüksek olduğunu iddia eden Erden, pahalılığın çiğ süt üreticilerine uygulanan yanlış teşvik ve destek sisteminden kaynaklandığını ileri sürdü. Üreticilerin hayvan başına aldığı geliri artırma gayreti içerisine girmesi Hayvan başına 20 litre süt alıyorsa bunun aynı maliyete 25 litreye nasıl çıkartılabileceği arayışı içerisinde girmesi gerektiğini kaydeden Erden. Ancak bizde devlet litre başına süte destek verdiği sürece üretici hayvan başına aldığı süt verimini artırma gayreti içerisine girmez dedi. Bunun nedeninin teşvik ve destek sistemi olduğunu, teşvikin süte verilmesinin yanlış olduğunu belirtenlerden Güney Kıbrıs'ta destekler mazot ve yeme veriliyor. Bu durumda üretici hayvan başına verimini artırma gayreti gösteriyor şeklinde konuştu. Erden şu anda büyükbaş yetiştiricilerine yönelik yeme herhangi bir destek uygulanmasının bulunmadığını kaydetti. Özellikle küçükbaş üretimde insan gücü sorunu yaşandığını kaydeden Erden, küçükbaş hayvanı sağmak için sağım sistemi olmayan işletmecilerin insan gücü bulamamasından dolayı kuzularını anadan süt emmeye bıraktığını söyledi. Erden, devlet ve üreticilere sağım sistemi hibe etmesi gerekiyor. Süt verimi artırılmak isteniyor. Bazı teşvikler de veriliyor. Ancak insan gücü eksikliğinden dolayı süt sağımında sıkıntılar yaşanıyor dedi. Plastik torba üreticileri ambalaj ve ambalaj atıklarının yönetimi değişiklik tüzüğündeki düzenlemenin yeniden değerlendirilmesini istedi. Kıbrıs Türk Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamaya göre plastik torba üreticileri ambalaj ve ambalaj atıkları tüzüğünün değiştirilmesini talep etti. Açıklamada bakanlar kurulundan mağduriyet yaşayan veya tesisleri kapanma noktasına gelen üreticiye destek istendi. Açıklamada tüzükte saplı plastik torbaların tanımı yapılarak, uygulamanın zamana yayılarak üreticinin teknik ve mali açıdan hazırlıklı olmasının sağlanması gerektiğine dikkat çekildi. Alternatif ürünlerin üretilebilmesi, gereken ham madde ve makinelerinin tedariki için üreticinin diğer ülkelerde olduğu gibi en az 5 yıl gibi bir geçiş sürecine ihtiyacı olduğu vurgulanan açıklamada ambalaj ve ambalaj atıkları tüzüğünün değiştirilmesini talep eder. Aksi takdirde yaklaşık 50 milyon dolar değerindeki makinelerin atıl olacağını, 250 kişinin işsiz kalacağını ve 9 fabrikamızın kapanacağını bildiririz ifadelerine yer verildi. Bizler için lezzetten öte bir kültüründe simgesi haline gelmiş bir yemekle özel haberlerimizle devam edelim humus çorbası. İskeleye özgü yapılışıyla humus çorbasının tarifini Kubilay Aşık Berete için anlattı. Havaların soğumasıyla birlikte sofraların vazgeçilmezidir çorbalar. Birçok çeşide bulunan çorbalar arasında humus çorbası özellikle iskelililer için ayrı bir yere sahip. Kış aylarının vazgeçilmezidir çorbalar. Özellikle iskeleler için humus çorbası çok ayrı bir yere sahip. Biz de bereti İskele Bürosu olarak humus çorbasının yapımının püf noktalarını bu işin ustası Kubilay Aşık'tan aldık. Arap yemeğidir. Yani Larnaka'da ya Araplardan gelmedir. Ve ona göre işte o gelen insanlar bu kültürü bıraktı Larnakada. Ve devam ettik bugüne kadar. Ha, pastırma olayı biz sonradan ekle, ekledik, özgü, Evet, iskele bir... özgüdür. Ee, i̇şte biraz daha lezzet katmak için üzerine kıtır ekmek de ekledik. Böyle yani daha güzel oldu. Araplardan öğrendiğiniz gibi değil, üzerine katarak evet. geliştirdiniz evet. bu çorbayı. Babanızdan evet. öğrendiniz gibi de dedi. Belki de babanızdan mı öğrendiniz yoksa kendiniz mi? Vallahi ben babamdan öğrendim. Ha, kıtır ekmeği? Yok, o, o koymazdı. Onu da benim hanım icat etti. <laughs> güzel olunca, müşterilerimiz de beğenince devam ettirdik. 250 yıldır yapılan humus çorbasının dördüncü kuşak temsilcisi olduğunu ifade eden Aşık, çorbanın çok fazla müdavimi bulunduğunu söyledi. Evet. Aşık, humus çorbasının tarifini Beret'e izleyicileri için anlattı. Altına ekmeği koyarız. Ekmeği? Evet. evet. Yok, yok. Buradan nohutla birlikte bütün nohutla birlikte ekmeği ıslarız. Buradaki e, beklememin nedeni e, tabak ısınsın diye. Yani bunu birkaç defa bu suyu değiştiriyoruz. Tekrardan bu yaptığımız harcı sıcak suyla açıyorum. Evet bu harcımızı şu şekilde. Ekmek ve nohutun üzerine döktükten sonra özel hazırladığımız bir baharatımız var. Karışım özel bir baharat. Bunu koyarız. İşte maydanozumuz. ve en sonda kıtır dediğimiz olmazsa olmazı yani bunu yapmazsa hiçbir lezzet vermez. Tatlı toz biber. Bol. Bu sesi duymanızı isterim. Sayın seyirciler, ülkede yangın, kayıp, deprem ve her türlü doğal afette insanların yanında olan ve canları pahasına can kurtaran gönüllü bir kuruluş olan Arama Kurtarma Derneği AKUT derman olmayı sürdürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti AKUT Başkanı Kemal Bay, BRT Gazi Monsabirosu'na konuk olarak derneğin faaliyet ve hedeflerini anlattı. 1999 yılından bu yana ülkede her türlü doğal afete kısa sürede müdahale ederek yardımda bulunan önemli kuruluşlardan Arama Kurtarma Derneği AKUT, ülkedeki varlığını her geçen gün daha da güçlendirerek artırıyor. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti AKUT Başkanı Kemal Bay, Berete Gazi Mahosa Bürosuna konuk olarak AKUT'un faaliyet ve hedeflerini muhabirimiz Ülkü Akın'a değerlendirdi. AKUT'ta 99 senesinde kurduğumuz bir teşkilat, 99'dan bu yana bir faaliyet içerisindeyiz. 99'da kurduğumuz bu teşkilatı 99 depreminde de Türkiye'de e, faaliyet gösterdik. E, Kaynaşçı bölgesine ilk giren bir ekibiz, teşkilatız. Akut deyince hayat demek, akut deyince bilinç demek, akut deyince her şey demek. <laughs> Eğitimlere çok ağırlık veriyoruz. Biz istiyoruz ki teşkilat olarak bu eğitimlerin okullarda, ilk okullarda başlamasını düşünüyoruz. Bu okullarda ilk eğitimin, ilk yardımı, yangını, depremi, sili verilmesini düşünüyoruz. Bunun için çalışmalarımızı sürekli çalışmalarımızı, ağırlığımızı oraya veriyoruz. <laughs> dakikanın içerisinde olay yerinde oluyoruz. Müdahalemizi hemen iyi şekilde yapıyoruz. Ve bu müdahaleyi yaparken de profesyonelce yapıyoruz. Araç olsun, işte ekipman olsun, eğitimli. Çocuklarımız hep eğitimli. Pazar günleri zaten her gün, her pazar akutta bir eğitim veriyoruz. Bu eğitimlerimizin içerisinde gönüllü çocuklarımız. Bizim akutumuzda görev alacak kişiler bu işi sevdikleri an yapabilirler. Sevmedikleri an yapılmaz. <laughs> Polisin asayiş ve trafik denetimleri hız kesmeden sürüyor. Gazim olsa Girne, Güzelyurt ve İskere'de dün gece yapılan denetimlerde 4000'e yakın sürücü kontrol edildi. 914'ü rapor edildi. Gazimağusa Girne Güzel İskele Polis Müdürlüklerinin sorumluluk sahaları içerisinde de eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı. Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre denetimler dün 21 ve bugün 02 saatleri arasında gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında gece kulüpleri, kahvehaneler, restoranlar, kafeler, barlar, marketler ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edildi. Kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan kişiler aleyhinde yasal işleme gidildi. Trafik denetimlerinde ise 4000'e yakın araç sürücüsü kontrol edilerek 914 sürücü rapor edildi. Bu haberle ana, ana haberimizi noktalıyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.